Her sabah heyecanla geliyorum. Bugün üreteceklerimin, yapacaklarımın akşamdan planını yaptığım için koşarak geliyorum. Kapıyı açtığımda o duyduğum yün kokusu beni çok mutlu ediyor. Buranın tarihi dokusuyla buluşan o yün kokusu daha güzel beni şevklendiriyor. Giderken de bugün daha çok iş yapacaktım, hepsini yapamadım diyerek ertesi güne yeni kapı açarak gidiyorum. Aklım burada kalıyor. Dokuma kültürü olan bir yerde yetişmedim. Salihli'de dokuma kültürü yok. Ama ben hep farklıydım. Türk kültür ürünlerine karşı ilgim vardı. Folklor edebiyat dergilerini bile takip ederdim. Oradan kaynaklı eğilimim oldu. Motifler ilgimi çekti. Motiflerin, hikayelerin anlamlarını öğrenmeye başladım. Hepsi bir yaşanmışlığın, bir özlemin, bir hikayenin, doğumla yaşamı simgeleyen motifler, ölümü simgeleyen motifler. Bunlar beni çok etkiledi. Stilize edilmiş semboller çok etkiledi. Kula 16, 17, 18. yüzyıllarda kula halılarında altın devri yaşamış. Manisa, şehzadeler kenti olunca Uşak ve Kula'nın halıları saraylarda önemli yer tutmuş. Bu nedenle Kula'da halıcılık çok gelişmiş. İngilizler de bunu fark edince bir ayaklarını buraya atmışlar. Ama biraz ticarette artırmak adına da olumsuz etkiler desenlerimizi de bozmuşlar. Biz orijinal kula halılarını, 16 tescilli kula halımız var. Sümer halı döneminde de yine Kula'da 2000'li yılların başında kapanan Sümer halı döneminde altın dönemini yaşamış, elinde çok arşiviyle halı desenleri bulunan bu özel kaynağımızı da değerlendirerek onun mirasının üzerinden biz kula halılarını tekrar yaşatmaya çalışıyoruz. Kula Belediyesi bu anlamda bize bir yol açtı. Burayı bize sundu. Salihli ve Kula deri atölyeleri bakımından oldukça zengin. Onların deri atölyelerini gezdim. Kalıp artığı, çöp atacakları parçaları istedim. Ayrıca bu bir geri dönüşüm olarak da önemli bir projeydi. Deriler ilmek oldu. Tezgahlardan deri halı doğdu sloganıyla tescillendirdim. Deri halılar üretmeye başladım. Çok sevildi. Bununla ilgili siparişler almaya başladım. Futbol takımlarından tutun da Atatürk'ümüzün silüet halindeki resimlerine kadar çok fazla deriden ürünler elde ettik. Dana derisi, koyun derisiyle. Ege Üniversitesi yaptığım çalışmaları desteklemek amaçlı ellerindeki derilerden gönderdiler. Onları da değerlendirdim. Çok kaliteli deri halılar üretmeye başladım. Burada 7 kadınla yola çıktık. Hepsi usta dokuyucular. İstediğimiz kalitede her kurduğumuz halıyı dokuyorlar. Mutfaklarına katkı sağlıyorlar. Kula halılarının yaşamasına onlar da yardımcı oluyorlar. Tarla bağ işlerinden farkı, bunlar da kare kare desen takibini yaptıkları için gerçekten dokuyucularımızın hepsi de birer sanatkar. Ben deseni hazırlıyorum, kalitesini belirliyorum. Usta dokuyucularımızla birlikte benim kontrolümde dokunmasını sağlıyoruz, uygun kalitede çıkmasını. Yaz dönemi çocuk kurslarında da bulunduğumuz yerin öneminden kaynaklı bu yıl jeoparkı işleyeceğim. Dokuma kursunun konusu, resim konusu, kompozisyonlu taş boyama gibi etkinliklerde jeoparkı işleyerek çocuklara hem diğer kültürel mirasımız jeoparkı anlatacağım, tanıtacağım. Hem de bu dokuma sanatımızı tanıtmış olacağım. İkisini bir kursa birleştirerek güzel ürünler ve katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Alerjisi olan çocukları da düşündüm. Yün alerjisi olanları. Eskiden ninelerimiz çaput dokuma, yokluktan gelen kumaşları, eski kumaşları keserek yaptıkları dokumaya çaput dokuma diyorduk. Bunları çocuk resimleriyle buluşturdum. Çocukların yaptıkları resimleri çaput dokumayla
pamuk çözgülü iplerle, içinde yünü olmayan dokumalar ürettik. Bu da çok sevildi, tutuldu. Çok siparişler aldık yün alerjisi olan çocukların aileleri tarafından. Unutulmaya yüz tutmuş bu mirasımız, çocuklara sevdirme aşaması burada tamam. Ama yaşaması için ne yapmamız gerekiyor? Bir de bunu düşündüm. Çocuklara bu sanatı öğretmekten geçtiğini düşünerek biz çizdik, biz dokuyoruz projesini geliştirip onu da Türk Patent Kurumu'ndan tescilini aldım. 7 yıldır Salihli'de ve burada çocuklara kurslar açıyoruz belediyeler aracılığıyla. Salihli'de 56 çocuk yetiştirdim biz çizdik, biz dokuyoruz projesiyle. Geçtiğimiz yaz burada 30 çocuk yetiştirdim. Bu yazda başlıyoruz birkaç gün sonra çocuklarımızla dokuma derslerine. Bazı dokuma teknikleri kullanılmıyor artık. Mesela tülü dokuma. 70-75 yıl önce dokuması durduruldu. Tülü dokuma halının atasıdır. Çadır kültüründeyken yerde yer yazgısı olmuş, üstüne yorgan olmuş, etli yoğurtlu, sütlü yiyeceklerin güneşten korunmasını sağlamış. Ben yine tülü dokumaları yaşatmaya çalışıyorum. Onları farklı dokuma teknikleriyle buluşturarak modern ortamlarda farklı bir köşe oluşturmaya çalışıyorum. Taş evler, bunun gibi otantik evler için, dağ evleri için güzel bir kombin oluyor. Bu sanatın yaşamasına katkı sağlayacak 4 farklı projemi tescillendirdim. Bu çalışmalarımı yakından takip eden bir profesörümüz, sanat tarihçimiz bana önerdi başvurmam gerektiğini. Kültür Bakanlığı'na başvuru yaptım ve unutulmaya yüz tutmuş tülü dokuması çalışmasıyla yarışmaya katıldım. Yaptığımız bütün projelerden ürünler götürdüm. Özellikle çocuk yetiştirmek, gelecek kuşaklara kalıcı eserler bırakmaktan yola çıkarak Kültür Bakanlığı bana bunu uygun gördü. Ayrıca Celal Bayar Üniversitesi yöresel sanatçı ilan ederek o da arşive kaldırdı bilgilerini. Kendine özgü 16 farklı kula halısı var. Burada Rumlar da yaşamış, Rumlar da halı dokumuş. Az sayıda olsa da Ermeniler de halılar dokunmuş, Türklerden öğrenmişler. Yaşam şekilleri de halıya yansımış. Eşleri gemicilikte çalışmış, denizde çalışmış. Gelince anlatmışlar nasıl bir yerde çalıştıklarını. Hayal güçleriyle gemileri yapmışlar, üzerlerine evler ve ağaçlar koyarak yaşam alanları oluşturmuşlar. Yürekleri eşlerinin yanında mesajı vererek. Yani yaşamları, özlemleri halıya yansımış. Eli belinde motifi stilize edilmiş kadın vücudu ve eli bu şekilde gösteriyor. Güçlü bir kadın simgesi, üretkenliği, doğumu simgeliyor. Yaşamı simgeleyen bir motif. Onun dışında bir de gücü, kudreti simgeleyen koç boynuzu motifi var. O da beni etkilemiştir. Çocuk figürleri görürüz bazı halı ve kilimlerde. Çocuğu olmayan anneler çocuk özlemi için onu işlemişler. Çok mükemmel halılar, kilimler görürüz. Tam bitme noktasındayken küçük bir hata yaparlar. Halıya, kilime nazar değmesin diye. O etkilemiştir beni. Saçlarından bir tel koyarlar dokumaya, ölümsüzlük katmak adına. O etkilemiştir. Mutluluğu, ölümsüzlüğü simgeleyen yıldız motifleri etkilemiştir. Pazarlık halısındaki o sosyal yaşam şekli etkilemiştir. Bir hükümdarın cenaze törenine kuyruğu bağlı atların gitmesi, ruhun bedenden göçünü simgeleyen geyik motiflerin ikinci bordürde gitmesi, stilize edilmiş yıldız motiflerinin zeminde olması da onun artık ölümsüzleştiğini ifade etmesi. Yaşamı, sosyal olguyu anlatan bir halıdır. Halılar, kilimler bu şekilde beni çok etkiler. Mesleğime gönül vermiş, aşık olmuş, mesleğimi aşkla yapan bir insanım.
Bu kanayan bir yara olunca onun gün ve gün bütün firmaların kapanması, üretimi durdurması beni çok üzdü. O nedenle düşündüm, eksikleri araştırdım. Hem bir ayağı bilime, bir ayağı sanata dayalı bir şekilde bu alanı götürmek istedim. Çünkü verilen siparişlere uygun kalitede halılar, kilimler üretmemek de bu sektörün bitmesine bir nebze olumsuz etkisi olmuş. Ben bu anlamda her alanda olumlu etkiler bırakarak küçük küçük çalışmalarla geliştirmeye çalışıyorum. Birçok ünlü ressamın tablolarından bile güzel ifadeleri olan halımızın, kilimimizin dili var. Gelirseniz bunu göreceksiniz. Hepinizin ruhuna hitap eden dokumalar göreceksiniz. Ayrıca size kendi duygularınızı işleme şansı vereceğiz. Kendi duygularınızı doğaçlama, halıya, kilime işleyerek kendi tasarımlarınızı oluşturacaksınız, duygularınızı ifade edeceksiniz.